Yaklaşık bir paket bu hazır satılan paketlerden labne peyniri kullanacağız. Labne peynirimi olduğu gibi mutfak robotuma döküyorum. Bir tane limon kabuğu rendeleyeceğim içine. Pudra şekeri alacağım. Normal tatlı seviyorsanız, hani böyle çok tatlı değil de biraz tatlı, 2 yemek kaşığı yeterli. Ben dolu dolu şöyle 2 yemek kaşığı koyacağım. Bunu bıçağımı çıkarıp olduğu gibi yanıma almak istiyorum. Şuradan içine yine koymak için birkaç adet çilek doğrayacağım. Yaklaşık 7-8 tane adet çileği küp küp doğradım. Yaklaşık burada 3-4 adet tost ekmeğim var. Bunun düzgün bir şekilde kenarlarını keseceğim. Hemen şu çukur olana 2-3 tane yumurta kıracağım. Buraya 3 adet yumurtayı kırdım. Hemen bunları çırptıktan sonra yağımı kenara koyacağım hazır olması için. Hemen bunları da kenara alacağım. Burada yaklaşık ben 1 su bardağı kadar koydum. Şimdi ekmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Önce elimizle mümkün olduğunca kırmadan yumuşatıyorsunuz. Hafif hareketlerle inceltebildiğim kadar incelteceğim. Ama mutlaka esnek kalmasını sağlayın. İçine de sıvı yağ koyuyorum. Bunu bu kremamdan şöyle bir kaşık alacağım. Çok dışarıya taşırmadan ortasına koyuyorum. İçine biraz çilek koyacağım şu şekilde. Burada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ekmeği çünkü kırmak istemiyorum. Sıktıktan sonra hamurunuzu şu şekilde iyice bastırın. Önce yumurtaya. İyi ki hazır bile. Sonuncusunu da hazırladım. Şimdi bunu kızgın yağın içine hemen gönderiyorum. Her tarafın eşit olarak kızarmasını istiyorum. Bunlar gibi kızaran tatlılarımı hemen alıyorum. Şimdi evet. Servis olarak ne kullanacaksanız onu alın. Onun alt zeminine birazcık tarçın serpeceğiz. Şu bir olsun. Bunun üzerine içine koyduğumuz kremadan şöyle bir kaşık yerleştirelim buraya. Üzerine çilekler ve biraz da bal dökeceğim. Hatta yanlara da bir iki tane de çilek.